Samsun bulunduğu coğrafya ve zengin tarihçesi nedeniyle birçok önemli noktaya ev sahipliği yapmaktadır. Bunlardan ilki Cumhuriyet'in ilk adımı olarak kabul edilen Onur Anıtı'dır. Onur Anıtı, Samsun'un İlkadım ilçesindeki Atatürk Parkı'nda yer alan ve şehrin simgesi haline gelen anıttır. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı noktaya dikilen anıt, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı sayılan bu anı simgelemektedir. Samsun'da Mustafa Kemal Atatürk'e ithafen bir anıt dikilmesi fikri, dönemin Samsun valisi Kazım Paşa tarafından ortaya atılmıştır. 19 Mayıs 1927 tarihinde ise Kazım Paşa'nın katıldığı temel atma töreniyle de anıtın inşa süreci resmen başlamıştır. Heykel, o dönemin ünlü Avusturyalı heykeltıraşı Krippel tarafından yapılmıştır. Krippel, heykeldeki vücut ölçüleri ve surat kompozisyonunda daha önceki çalışmaları için Atatürk'ün Ankara'daki ikametine giderek aldığı ölçüleri esas almış, heykelin çalışmalarını da Türkiye'de gerçekleştirmiştir. Heykelin açılışı 15 Ocak 1932 tarihinde saat 14'te yapılmıştır. Yoğun iş temposu nedeniyle Atatürk bu törene katılamamış ve Samsun halkına şu telgrafı göndermiştir. Muhterem Samsun halkının şahsıma karşı besledikleri asil duyguların kıymetli bir tezahürünü bildiren telgrafınızdan pek müteassıs oldum. Teşekkür, muhabbet ve selamlarımın halka arzını rica ederim. Bandırma vapuru Mustafa Kemal Atatürk'ü 9. Ordu müfettişi olarak kurmaylarıyla birlikte İstanbul'dan Samsun'a getiren gemidir. Kurtuluş Savaşı'nın en özel simgelerinden biridir. Gemi 1878 yılında İskoçya'nın Glasgow kentinde Mac Paisley Houston and Cardiff tersanesinde 21 sıra numarasıyla 279 gross tonluk yolcu ve yük vapuru olarak inşa edilmiştir. 1894 yılında o zamanki deniz yolları işletmesi anlamına gelen idareyi mahsusaya nakledilmiş ve Türk bayrağı çekilerek adı Panderma olarak değiştirilmiştir. Marmara Denizi kıyılarında Tekirdağ, Mürefte, Şarköy, Karabiga, Erdek arasında yük ve yolcu seferleri yapmıştır. 19 Mayıs 1919 tarihinde Atatürk ve silah arkadaşlarını Samsun'a getirdikten sonra yine posta hizmetlerine devam etmiştir. 1924 yılında Türkiye Seyri Sefai İdaresi tarafından hizmet dışı bırakılmıştır. 1999 yılında Samsun'da vapurun birebir replikasının inşa edilmesi projesi başlatılmış, 2001 yılında inşası tamamlanan vapur 18 Mayıs 2003 tarihinde müze olarak hizmete açılmıştır. Bandırma Vapuru ve Milli Mücadele Parkı Açık Hava Müzesi Samsun'un Canik ilçesinde bulunmaktadır. Tütün iskelesi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için adım attığı Samsun'da bulunan bir iskeledir. Bugün İlkadım ilçesindeki Yabancılar Çarşısı'nın hemen önünde halka açık bir şekilde bal mumu heykellerle süslenerek sergilenmektedir.